açıdan da en büyük gücümüz olan birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Ve biz birlikte Türkiye'yiz diyorsak, biz hep beraber kardeşsek diyorsak ki öyledir. Bu kardeşliğin devamı adına da inşallah elimizden gelen tüm gayreti hep birlikte sürdürelim diyorum. Ben tekrar, evet Öznur ablamız da söyledi, tek başına bir ordu hep derim Zeynel Abidin Kıymaz ve ekibine, başta Malatya'da da Hamit Özpolat olmak üzere tüm yönetimine, az önce yönetim kurulu üyeleri hepsi buradaydı, tüm kardeşlerime ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey yapıyorlar. Bakın bu kadar güzel konukları, bu kadar kıymetli misafirleri burada Malatya'da bir araya getirdiler. Hiçbir şey yapamazsak bile oturup bir çay içmek, birlikte bir sohbet etmek çok ciddi bir bence kıymettir, değerdir. Onu bilmek lazım. Yine Irak'tan, İran'dan, işte Kırgızistan'dan çok değerli misafirlerimiz var. Van Ticaret Sanayi Odası'nı tebrik ediyorum. Bir otobüs dolusu bugün buradalar. Baskın bir şekilde geldiler. Çok değerli yatırımcılarımız, iş adamlarımız var. Yasemin Hanım burada. Bütün herkesi, çok değerli aktörlerimiz, hakikaten herkesi çok çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, Sayın Aydın'ın ödüllerini takdim etmek üzere GAP Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Sayın Hamit Özpolat'ı davet ediyorum. Efendim, Sayın Aydın Malatya Adıyaman kardeşliğinden ve Nemrut'tan bahsetmişken bir anekdot paylaşayım. Tabii ki birçok Malatyalı hemşerimiz beni Adıyamanlı biliyor. Ben uzun süre Adıyaman'da kaldım. Gençliğimi Adıyaman'a verdim. Malatya'da başlayan radyo televizyon programcılığı sonrasında Adıyaman'da devam ettik ve Yolcu Yollarda programı çektiğim dönemlerde, bu sosyal medyanın ilk çıktığı günlerde hep soruyorlardı, abi gerçekten Yusuf Özpolat sen misin, fake hesap mı? Neyse, bir genç saat bir gibi, gece bir gibi yazdı. Selam abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Abi ben Kahta'dan, bir isim söyledi geçmiş gün. Benim biraz moralim bozuk dedi. Ben de hayırdır, genç adam bir gönül işi vardır. Beni de bir ağabeyi gördü. Herhalde benimle paylaşacak dedi. Dedim ne oldu, hayırdır, moralin neye bozuk? Abi dedi, Malatyalılar Nemrut'u almış, doğru mu? Dedim şimdi bu saatte uykunu bu mu kaçırdı? Dedim bak sen hiç canını sıkma. Şimdi git uyu, sabah git bak Nemrut heykelleri yerinde mi değil mi? Böyle de bir anekdotum olmuştu. Selam olsun efendim. Şimdi de en başarılı vali diyoruz efendim. Efendim, Malatyalı hemşerimiz ve Hakkari valimiz Sayın İdris Akbıyık. Hoş geldiniz Sayın Valim. Öncelikle ben Hakkari'den öncelikle saygıdeğer hazirun Hakkari'den, dağların başkentinden, Ahmet Han'ın memleketi, Kazım Karabekir'in yol arkadaşları, Hakkari halkının destan şehri Battal Gazi memleketine selamlarını getirdim. Burada GAP Gazeteciler Birliği'nin bizlere uygun gördüğü ödülü kendi memleketimde Malatya'da almaktan dolayı ayrı bir onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Şunu söylemek isterim. Hakkari'de büyük bir değişim, gelişim var. Hakkari, Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımış olduğu pozitif ayrımcılık ile son yıllarda büyük bir değişim, dönüşüm geçiriyor. Tarihinin en huzurlu,
en düzgün günlerini yaşıyor. Yatırım ve hizmetler açısından da Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi ve öncesine göre şu an en iyi dönemini taşıyor, yaşıyor. Ben buradan tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize destek olan tüm bakanlarımıza ve vekillerimize, bürokratlarımıza hepsine saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Tekrar bu ödül almaktan dolayı da onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Başta Kapkadeteciler Birliği Genel Başkanımız